İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkan Vekili ve Meclis Eski Başkanı olması sıfatlarından hareketle laiklik karşıtı söylemlerini her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ettiriyor. 2016 yılında da benzer söylemlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Birlik Vakfı'nın düzenlediği bir konferansta da anayasada laiklik ilkesinin çıkartılmasını savunmuştur. Devletin dininin olması gerektiğini savunmuştur. Hatta öylesine yalanlara da başvuruyor ki 1961 Anayasası'nda, 82 Anayasası'nda, hatta 1924 Anayasası'nda devletin dini olduğu iddiasında bulunmaktadır. Bir kere İsmail Kahraman bu anayasa üzerine yemin etmiş, mecliste milletvekilliği ve başkanlık yapmış birisidir. Demokratik, laik, hukuk devletin ilkelerinden ayrılmayacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Bu yeminin dışında yeminine sadık kalmayarak anayasa dışı ve anayasayı ihlal edici eylemlerde bulunmaktadır. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek dört maddesinin anayasadan çıkartılmasını iddia edebilmektedir. Ayrıca anayasanın 24. maddesinin son fıkrasında da hiçbir kimseye anayasada tanımlanan hakların bunu istismar edemeyeceği yönünde de düzenlemeler getirilmiştir. Bu suçların ya da bu anayasal kuralları çok iyi bilen İsmail Kahraman, Türkiye'nin bir orta çağcı şeriatçı din devletine doğru götürülme sürecinde bilinçli bir şekilde bu tür konuşmalar yapmaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suçların peşine bir kez daha düştük. 2016 yılında olduğu gibi bugün de İsmail Kahraman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.